Eko Türk'ten iyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Öykü Cengiz. Ana Haber başladı. Hoş geldiniz. Birazdan gündemde öne çıkan haberlerin ayrıntılarını paylaşacağız ve tabii yayın konuklarımızla da gündemi değerlendireceğiz. Bugün kimler eşlik edecek yayınımıza hemen aktaralım. Birazdan ekonomist Belgin Maviş yorumlarıyla yayınımıza eşlik edecek. Bir diğer yayın konuğumuz Topral İlmi ve Ekoloji Uzmanı Profesör Doktor Doğanay Tolunay olacak. Ayının açıklanan enflasyon rakamı yıllık 18,95 ve son 26 ayın en yükseğini görürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporuyla açıkladı. Merkez Bankası tüketici fiyatlarındaki artışta gıda ve enerji fiyatlarının temel belirleyiciler olduğunu raporunda açıkladı. Ne göre yıllık %18,95 ile 26 ayın en yükseği olarak kayda geçen Temmuz ayı enflasyonunun gerçekleşme nedenleri Merkez Bankası'nın fiyat gelişmeleri raporunda açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın raporuna göre gıda ve enerji fiyatlarındaki gelişme, tüketici fiyatlarındaki artışın en temel nedenleri oldu. Raporda gıda yıllık enflasyonu fiyat artışlarının alt gruplar genelinde yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükselmiştir denildi. Raporda Temmuz ayında görülen %44,92'lik üretici fiyat artışına ve son dönemde yaşanan kuraklığın fiyatları olan etkisine de vurgu yapılarak, üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünde etkili olmuştur ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz aylarda doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yapılan zammın tüketici enflasyonuna da yansıdığı raporda belirtilirken, akaryakıta yapılan zamların eşel mobil sistemi nedeniyle enflasyon etkisinin sınırlı kaldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporunda yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasındaki seyrin ve etkisiyle temel mallar grubunda gerilerken açıklamasının yanında kademeli normalleşmenin hizmet sektöründeki fiyatların yükselmesinin nedenlerinden birisi olarak yer aldı. Hizmet sektöründe kademeli normalleşme sürecinin de yansımalarıyla lokanta, otel ve ulaştırma hizmetlerindeki fiyat gelişmelerine bağlı olarak bir miktar yükselmiştir ifadeleri yer aldı. Gıda gelişmeleri raporunda uluslararası enerji dışı emtia fiyatlarının son dönemde ılımlı seyrine rağmen enerji fiyatlarının artmasıyla gecikmeli etkilerle üretici enflasyonundaki yükseliş eğiliminin devam ettiği ve raporda yansıyan önemli başlıklar olarak göze çarptı. Kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Kurum alacaklarının gecikme zammı ve gecikme faizi tamamen silinecek. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, başvuru için son tarihin 31 Ağustos olduğunu açıkladı. Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılıyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak açıklandı. Sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan alınan alacaklarla Bağkur sigortalıların geçmiş dönem durdurulan prim borçları yeniden yapılandırılacak. Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 2008 yılında 1200 lira olan bir kurum alacağı bugün gecikme zammı ve gecikme faiz uyguladığımız zaman 4334 lira 89 kuruş. Yapılandırma kapsamında gecikme zammı, gecikme faizinin tamamını siliyoruz dedi. 7236 sayılı yapılandırma kanunun büyük avantajlar da getirdiğini belirten Başkan Yılmaz, borçlarını peşin öderlerse borcu yoktur yazısı
yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine borcu yoktur yazısı alabilecekler. Bu şekilde ihalelere katılabilecekler, hak ediş ödemelerini alabilecekler ve kurumumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler diye konuştu. Borçlarını yapılandırmak isteyenlere e-sigorta, e-devlet yoluyla vergi dairelerine şahsen gelerek veya posta yoluyla başvurularını yapabilecekler. SGK Başkanı Yılmaz, ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi gerektiğini belirterek, bu bozulma için ana unsurlardan bir tanesi, bir diğer bozulma nedeni de bir takvimin içerisinde ikiden fazla taksitin eksik ya da hiç ödenmemesi halinde yapılandırma bozulmaktadır şeklinde konuştu. Yapılandırma başvuruları son tarihin 31 Ağustos olduğunu belirten Başkan İsmail Yılmaz, ilk taksit için son ödeme tarihinin 1 Kasım olduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdam verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler Şubat ayından beri en düşük artış olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda endişelere ve ABD'de vaka artışlarına sebep olan Delta varyantının etkileri hissedilmeye başlıyor. Buna paralel bir veri Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Otomatik Veri İşleme Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ABD'nin özel sektöründe istihdam Temmuz ayında 330 bin arttı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 695 binin çok altında seyretmesiyle beraber, Şubat ayından bu yana görülen en düşük artış olarak dikkati çekiyor. Geçen ay istihdam artışı 692 bin kişi olarak açıklandı. Ancak gelen revizeyle beraber 680 bin olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ADP baş ekonomisti Nela Richardson, toparlanmadaki düzensizlik ve Delta varyantının etkili olduğu COVID-19 vaka artışlarına dikkati çekerek iş gücü piyasasındaki toparlanma düzensiz ilerleme sergilemeye devam ediyor. Ancak yine de ilerleme kaydediyor dedi. İşe alımlardaki darboğazlar özellikle viral varyantlara bağlı yeni COVID-19 endişeleri ışığında daha güçlü kazanımları engellemeye devam ediyor. Bu engeller önümüzdeki aylarda sona ermeli ve bunun sonucu daha güçlü aylık artışlar elde edilmeli diye konuştu. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şans Manukyan, beklentilerin yarı yarıya altında gelen Amerika Birleşik Devletleri ADP özel sektör istihdam verilerini EkoTürk TV ekranlarında değerlendirdi. Şimdi açıkçası ADP ile Cuma günü açıklanacak olan resmi veri arasındaki ilişki zayıf bir ilişki. Dolayısıyla piyasanın veya Fed'in sadece bu veriye bakarak 2 gün içinde hemen bir fiyatlamaya gireceğini zannetmiyorum. Ama şunu da biliyoruz. Tabii açılmalar özellikle hizmet sektörünü ilgilendiren bir dinamikti ve onun yavaş yavaş geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla geride bıraktığımız aylarda neredeyse milyona yakın rakamların artık önümüzdeki aylarda söz konusu olmayacağını söylemek mümkün. Tabii aslında burada şu an için baktığımızda daha önemli bir konu. Elbette manşet rakamlar çok kritik ama belki de daha önemli bir konu ücretlerin ne kadar artıp artmadığı. Çünkü enflasyon tartışmasının bu kadar yoğun olduğu ve Fed'in enflasyonun geçici olduğunu savunduğu bir ortamda eğer Cuma günü ücretlerde de yukarıya doğru bir momentum görürsek o zaman piyasa hesaplamaları biraz değişmeye başlayacaktır. Fed açısından da değişecektir ama şu anda... Betam Ekonomik Büyüme ve Tahminler Temmuz 2021 raporu yayımlandı. Raporda öne çıkan en önemli başlıksa 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurt içi hasılanın %0,7 küçüleceğini öngörüyoruz ifadesi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi Ekonomik Büyüme ve Tahminler Temmuz 2021 raporunu yayımladı. Raporda kesinleşen Nisan ve Mayıs ayıyla kısmen açıklanan Haziran ayı gayri safi yurt içi hasıla öncü göstergeleriyle yaptığımız hesaplamalara göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla gayri safi yurt içi hasılanın %18 oranında büyümesini bekliyoruz ifadeleri yer buldu. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriye göre çeyreklik büyüme rakamı bize ekonominin durumuyla ilgili daha doğru bir tablo sunmaktadır. İfadeleri dikkatleri çekerken 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla kamu tüketim harcamaları hariç tüm tüketim öncü göstergelerinin küçüleceğini hesaplıyoruz. Öngörüsü de raporda yer aldı.
Ayrıca geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tüm göstergelerin çok yüksek büyüme rakamları yakalayacağı görülmektedir. Hizmetleri olan talepte %77,5, gelecek 12 ay yatırım beklentisinde %53,4, imalat sanayi üretim endeksinde ise %36 artış olacağını tahmin ediyoruz. Değerlendirmesi aktarıldı. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmış olduğu açıklamada devam eden orman yangınlarında yardımcı olmak isteyen her ülkeyle temasta olduklarını ve Türkiye olarak teşekkür ettiklerini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu şimdiye kadar görülmemiş bir afetle karşı karşıya olduklarını da vurguladı. Şimdi AFAD bu ilgili kurumunun muhatabı, AFAD üzerinden buraya başvuru yapıldı. Sonra Avrupa Birliği bu duyuruyu tüm ülkelere iletti. Avrupa Birliği bu duyuruyu yaptıktan sonra 4 ülkeden geri dönüş oldu. Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya. Ve onların ne verebileceğine baktık. Özellikle uçak gönderebilecek, buraya uygun bir şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı. Arkadaşlar incelediler. Sonra kendilerine uçak ve helikopter teşekkür ettik. Arkadaşlarımızın incelemesine göre bizim yangında pek uygun değil. Ama biz Romanya'ya çok teşekkür ediyoruz. Gönülden bu teklifi de bulundular. Başka ülkelerden de aynı şekilde teklif geldi. Şimdi hepsini tek tek saymayacağım. Yine uygun olanlarda temasa geçtik. Bu duyurudan sonra bu 4 ülke geri döndü. Daha sonra Fransa gönderemeyeceğini, özellikle İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini söyleyerek Macron'un danışmanı Büyükelçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceklerini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular. Daha önce bir isteğiniz var mı, ne yapabiliriz diye soran Yunanistan'a da teşekkür ediyoruz. Ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri bizim Atina Büyükelçimizi arayarak biz size böyle bir öneride bulunduk ama bizde de yangınlar olduğu için maalesef size herhangi bir uçak gönderemeyeceğiz dediler. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Hem teklif ettikleri için hem de Avrupa Birliği'ne bu şekilde dönmedikleri halde bize dönüp de neden gönderemeyeceklerini izah etmeleri de elbette teşekküre şayan. Yani zorlu şartlarda tüm arkadaşlarımız mücadele ediyor. Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep beraber verip inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para regülasyonlarına yönelik çalışmalar hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gensler, kripto para piyasalarını mümkün olan en üst düzeyde denetleyeceklerini belirterek, Kongre'ye kripto para piyasasının regülasyonu konusunda daha fazla yetki ve kaynak sağlama çağrısında bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada kripto paralar konusunda yatırımcıların yeterli korumaya sahip olmadığını dikkatini çekti. Kripto para piyasası için vahşi batı benzetmesi yapan Gensler, bu varlık sınıfının dolandırıcılık ve kötüye kullanımla dolu olduğunu anlattı. Gensler ayrıca kripto varlıklar konusunda yatırımcıların kesin ve eksiksiz bilgi alamadığına işaret ederek bu sorunları ele almazsak birçok insanın zarar görmesinden endişeleniyorum değerlendirmesinde bulundu. Bu büyüyen ve dalgalı sektördeki yatırımcıları korumak için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var ifadesini kullanan Gensler, kripto para piyasasının kayıtlı olmayan menkul kıymet olabilecek birçok token içerdiği, fiyatlarının manipülasyonu açık olduğunu ve milyonlarca yatırımcıyı risklere karşı savunmasız bıraktığını aktardı. Türkiye'nin elektrik tüketimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilowatt saat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış olduğu derleme ile birlikte Türkiye'nin Temmuz ayında yapmış olduğu elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Verilere göre elektrik kullanımı geçen yılın aynı ayına göre %5,95 artarak 30 milyar 240 milyon 100 bin kilowatt saat oldu. Açıklanan verilerde ülke çapında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 89 milyon 72 bin kilowatt saatte 30 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 753 milyon 343 bin kilowatt saatte 20 Temmuz'da gerçekleşti.
Elektriğin elde edildiği kaynakların da bulunduğu araştırmada vatandaşların kullanımına sunulan elektriğin %16,4'ü hidroelektrik santrallerinden, %35,6'sı doğalgaz santrallerinden, %13,3'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı. Bununla birlikte Türkiye'nin elektrik ithalatında da azalış yaşandı. Verilere göre elektrik ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,93 azalarak 172 milyon 25 bin kilowatt saatten 115 milyon 363 bin kilowatt saate düştü. İngiliz bankacılık devi HSBC, İngiliz müşterilerinin kredi kartlarıyla Binance'a ödeme yapmalarının yasaklanacağını duyurdu. Binance bu yasağı hayal kırıklığına uğradık şeklinde değerlendirdi. Kripto para borsası Binance yönelik bir bankadan daha yasak kararı geldi. CoinDesk'te yer alan habere göre banka müşterileriyle temasa geçilerek onlara ikinci bir bildirime kadar Binance'e ödeme yapmayı durdurmalarını tavsiye etti. Konuya ilişkin bir HSBC yetkilisi, HSBC UK müşterileriyle temasa geçerek onları etkileyebilecek düzenleme değişiklikleri konusunda bilgi verdik diye konuştu. Ancak yetkili, spesifik olarak menkul kıymetler veya kripto borsaları için yorumda bulunmayacağını da vurguladı. Binance yetkilisi, HSBC'nin kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Endişelerini gidermek için bir araya gelmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Yükümlülüklerimizi uyumu çok ciddiye alıyoruz. Tüketicileri koruyacak, inovasyonu cesaretlendirecek ve sektörümüzü ilerletecek politikaların şekillendirilmesinde açıklamasında bulundu. Birleşik Devletleri ekonomisinin üzerinde tartışmalar devam ediyor. San Francisco Fed Başkanı Merrill Daly ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman da tartışmalara katılan isimler oldu. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, halihazırda iş gücü arzını sınırlayan faktörlerin kalıcı olmasını beklemek için neden bulunmadığını söyledi. Pandemi sonrasında 10 milyon kişinin işsiz olduğu ve iş gücü piyasasının dışında durduğu ve ABD'de işverenlerin çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını ifade ettikleri bir ortamda konuşan Daly, şu anda iş gücü piyasası dışında duranların ekonomi toparlandıkça işe dönmelerini beklediğini vurguladı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman ise ekonomik hareketler konusunda o kadar da iyimser değil. Bowman, ABD ekonomisinin pandemiden toparlanmasına ve iş gücü piyasası şartlarının iyileşmesine yardım için daha yapılacak çok şey olduğunu söyledi. İş gücü piyasasının COVID-19 salgınının etkilerinden iyileşmesinin zaman alacağını belirten Bowman, ABD ekonomisinin tam olarak eski seyrini kazanması, yoluna girmesi için yapılması gereken çok şey olduğunu vurguladı. Gündemi konuşarak devam edeceğiz. Yayınımıza ekonomist Belgin Maviş eşlik edecek. Sayın Maviş, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Öykü Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederiz tekrar katılımınız için. Merkez Bankası reel efektif döviz kurunu açıkladı. Az önce de verdik. TÜFE bazlı kur Temmuz'da 61.31 ile tarihi dip seviyesinde. Haziran ayında bu rakam 59.65 seviyesindeydi. Bu geri dönüşü nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi özellikle bu reel efektif kur neden önemli? Onu biraz açılımını yapmamız gerekiyor. Bir önceki aya göre artış gösterdi reel efektif kur. Özellikle iyi üfe tarafında 74.64'ten 76.87 seviyesine yükseldi. Burada Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. TL'de özellikle son birkaç aydır sert düşüşleri, değer kayıplarını görmüştük. Bununla birlikte bir toparlanma görüyoruz son birkaç gün içerisinde. Her ne kadar ülkemizdeki üzücü olaylardan dolayı, şu anda devam eden yangınlardan dolayı dolar TL tarafında bir daha fazla hareketlilik var, ama FED kararı sonrasında, özellikle açıklamaları sonrasında daha doğrusu, özellikle TL'nin dolar karşısında değer kazandığını ve dolar TL kurunun da 8.50 desteğini, kuvvetli desteğini kırarak 8.29'lara kadar gerilediğini de yaşadık. Ancak hızlı bir şekilde toparlanma ve bugün 8.48 seviyesinde günü tamamlayan bir kur var karşımızda. Dolayısıyla burada TL'de dalgalanma devam etse de reel kur tarafına baktığımızda, özellikle ithalat ve ihracat anlamında TL bazlı mal siparişleri ve bununla birlikte alım ve satımlarda TL'nin görece biraz daha değer kazandığını görmüş olduk.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından bugün Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı. Şimdi bu rapora göre Temmuz ayında enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler olurken yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 1,12 puan ve enerjide 0,58 puan arttı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi özellikle bu enflasyonist baskılar sadece bizim problemimiz değil, tüm dünyada yaşanıyor. Fed'in de projeksiyonlarını bozan aslında burada hem tedarikte yaşanan sıkıntılar, COVID ile ilgili özellikle kısıtlamaların getirmiş olduğu tedarik sıkıntıları ve bununla birlikte ortaya çıkan tabii ki fiyatlardaki artış ve bazı ürünlerin gıda fiyatlarının ise iklimsel değişimlerle birlikte önlenemeyen yükselişleri de beraberinde geliyor. İçeride de benzer durumlar söz konusu ama Türkiye'nin zaten kronik bir enflasyonla mücadele süreci vardı. Özellikle faizler tarafının politika faizinin uzun süre düşük olduğu dönemlerde enflasyonist baskılar biraz daha az gibi gözükse de küresel bazda FED belirsizliğinin ortaya çıkması, COVID ile ilgili açılıp kapanmalar, tam olarak normalleşememe, vaka sayılarındaki düşüşler ve yükselişler gibi unsurlar kur tarafında dalgalı seyri beraberinde getirdi. Bu gözle baktığımızda bu şey enflasyonist baskılarda özellikle Temmuz ayı başı itibariyle tam açılıma geçmemizle birlikte turizm sektörünün hareketlenmesi, gıda ve bununla birlikte içecekler noktasında yeniden fiyatlamaları yukarı doğru çektiğini gördük. Yani burada sadece kurun etkisi değil, uzun süre kapalı kalan restoranların da açılmasıyla birlikte turizm sektörünün canlanmasıyla birlikte fiyatlamalarda da bozulan bir hareket gördük yukarı yönlü. Bu gözle baktığımızda Merkez Bankası bunun farkında. Burada özellikle yeni komiteler oluşturuluyor ve burada fiyat istikrar noktasında gıda ve içecek tarafında yükselişlerin hem iklimsel hem de bu tüketici alışkanlıklarındaki bozulma ve beraberinde stok ihtiyacı duyma gibi unsurlar gıda fiyatlamalarını yukarı doğru ivmelendirmeye devam edecek gibi gözükmekte. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu enflasyondaki yükseliş için geçici değerlendirmesini yapmıştı biliyorsunuz. Şimdi küresel gelişmeleri ele aldığımızda parasal genişleme devam ediyor. Delta varyantı etkileri ortada. Merkez bankalarından da henüz varlık azaltımına ilişkin bir sinyal gelmedi. Şimdi tüm bunları ele aldığımızda enflasyondaki yükselişe geçici diyebilir miyiz? Hayır, maalesef değil. FED de bunun farkında, Avrupa Merkez Bankası da farkında ve tabii ki bizim Merkez Bankamız da. Ama onlar bunu bu şekilde ifade etmezler. Önümüzdeki birkaç ayda da yükseliş eğilimi devam edebilir derler ve gerekçelerini sayarlar. Ki bu dönem içerisinde enerji fiyatlarındaki yükseliş özellikle başta Brent petrolü olmak üzere 70 doların üzerindeki her seyir, bununla birlikte genişlemeci para politikalarını da enflasyonist baskıları artıran ve devamını sağlayan etkileri söz konusudur. Ne kadar çok para basarsanız, ne kadar çok genişlemeci politika içerisinde bulunursanız ister istemez bu fiyatlamaları bozmaya ve tüketici alışkanlıklarını bozmaya devam eder. Bir de burada siz bir pandemi sürecinde olduğumuzu düşünecek olursanız burada fiyatların düşeceğine dair kesin bir ifade kullanamayacağınız gibi yükseleceğine dair de sadece beklentilerinizi yukarı revize ederek piyasalara bunu belirtirsiniz. Dolayısıyla son gelen TÜFE rakamı yıllık bazda %18,95 seviyesinde geldi ki bu rakamlar özellikle oldukça yüksek ve politika faiziyle neredeyse eş noktada. O yüzden bu ayki Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı ve açıklamaları çok daha önem kazanmış gözükmekte. Bekle gör yapabilir. Fed'in özellikle bu ayın sonunda Jackson Hole toplantısında vereceği kararlara odaklanmak için süre isteyebilir. Ama genel eğilim son enflasyon yani yılın 3. enflasyon raporunda da hem petrol fiyatlarını hem yıl sonu TÜFE ve ÜFE'deki beklentilerini yukarı doğru revize ederken gıda tarafında da özellikle beklentileri yukarı revize etti. Kısacası enflasyonda yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin yükseliş eğilimi önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha devam edecek diye gözüküyor. Rakamlar bize bunu söylüyor. Ama burada
önemli baz etkenler emtia fiyatlarındaki yükseliş, petroldeki yükselişin devam edebilme ihtimali enflasyonu genişlemeci para politikalarla birlikte besliyor gibi gözüküyor. Şimdi Temmuz ayı, Temmuz enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi ve üfe tüfe makas farkı da 26 puan seviyelerine çıktı. Makasın açılmasındaki önemli faktörler neler? Tabii. Burada özellikle emtia tarafındaki yükselişler küresel bazda genişlemeci para politikaları, bu ne anlama geliyor? Varlık alım programları, teşvikler, piyasaya ödenen paralar, piyasanın ekonomik aktivitesinin canlanması için atılan adımlar Amerika'da bunu gerçekleştiriyor, Avrupa'da. Ve dolayısıyla bu enflasyonist baskıları belli bir noktadan sonra yükseltiyor ve artarak devamına neden oluyor. En önemli etkenlerden bir tanesi de kuraklık riskinin ciddi anlamda artması. Şöyle bir rapor elime geçmişti geçenlerde. Özellikle dünyadaki kakao üretimi, bu şekilde kahve üretimi bu şekilde devam edecek olursa sıcaklardaki artış ve yeraltı sularının kuruma riskiyle karşı karşıya kalması durumunda 2050'den sonra dünyada ciddi bir kahve üretimi sıkıntısı yaşanacağı karşımıza çıkıyor. Bu tablo içerisinde düşündüğümüzde enflasyonda üfe ve tüfe tarafındaki yükselişler ve aradaki makasın açılması bize hem arz yönlü hem de talep yönlü enflasyonun arttığını ve bunu etkileyen önemli unsurları kur ve buna bağlı olarak da gıda fiyatlarındaki iklimsel değişimlerin yaratmış olduğu tahribatta diyebiliriz. Şimdi Amerika cephesine dönecek ve değinecek olursak FED başkanlarından Clary de bugün bir açıklama yaptı ve 2020 ve 2023'te Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun %2 hedefine ulaşacağını söyledi. Nasıl yorumluyorsunuz bu açıklamayı? Tabii o şu anda Amerika şu gözle bakıyor. Aslında piyasalar hani onu biz biraz daha Türkçe açılımına bakalım, Türkçe mealine bakacak olursak benim diyor aslında önceliğim enflasyon değil diyor. Ben enflasyonda %2 değil %3,5-4'e de razıyım. Ama geri planda istihdam tarafında çok ciddi bozulma var ve bunu düzeltmeden ben faiz adımlarını atmakta zorlanırım. Varlık alımlarını da devam etmek zorundayım diyor. Özellikle yılın son birkaç gündür yaptığı açıklamalarda gerek borç tavanıyla ilgili süreç ve gerek de Amerika'nın özellikle temerite düşebilme ihtimaline ilişkin yapmış olduğu açıklamalar bize şunu gösteriyor. FED başkanları özellikle Bullard'ın haricinde genellikle istihdam tarafındaki olumsuz tabloyu nihayet dillerinin altındaki o baklayı çıkardılar. Özellikle FED Başkanı Powell'dan sonra FED Başkan Yardımcısının yapmış olduğu açıklamalarda da özellikle bu noktaya değiniliyor. Demek ki enflasyon ikinci sırada, asıl konu istihdam tarafında ve şunu biliyoruz ki eğer merkez bankaları faiz adımını atarsa enflasyonu kontrol etmek için bu istihdamdaki bozulmayı arttırır. Dolayısıyla şu anda zaten Amerika'da da tüm dünyada da ülkemizde de çift haneli rakamlardaki bir işsizlik tablosu ki Amerika'da nüfusa göre bu çok daha büyük bir rakama oluşturuyor. Bu yüzden bugünkü gelen ADP verisi o umutları bir hayli kırdı ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam öncesinde biraz moralleri bozdu bu anlamda. 695 binler beklenirken 330 binler geldi. Demek ki asıl konu enflasyonda değil, asıl konu istihdamdaki bozulma ve bununla birlikte İşe alımlardaki darboğazlar, COVID varyantlarına bağlı endişeler istihdam tarafındaki bozulmayı tetiklemeye devam ediyor. Bu gözle baktığımızda enflasyon %2'ye ulaşabilir, hatta 3-3,5 seviyesine kadar yükselebilir. Ama biz biliyoruz ki FED sırf enflasyon yükseliyor diye faiz silahını çekmeyecek. Bugün aynı zamanda Avrupa'da da hizmet PMI rakamlarını karşıladık ve birçok ülkede rekor seviyeler görüldü. Ancak ortada Delta varyantı riski mevcut. Dolayısıyla verilerin kalıcı olmasını bekleyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, Avrupa tarafında başta İngiltere olmak üzere halihazırda aşı ile ilgili ciddi problemler var. Aşı karşıtları da var ve bununla birlikte ekonomik anlamdaki o kapanmalar, tam açılıma gidememe gibi hususlar da
zaman zaman moralleri bozuyor. Özellikle aşı konusunda tam bir konsensus olmaması, Avrupa tarafında aşı olanların yeni varyantlara karşı olmuş oldukları aşıların yetersiz kalabilmesi, aşı karşıtlarının aşı olmadığı sürece özellikle delta varyantı dahil olmak üzere bu hastalığa yakalanmaları durumunda aşı olanları da riske atabileceğine dair kaygılar bugün biraz daha fiyatlara yansıdı gibi gözükmekte Avrupa tarafında. Her ne kadar alıcılı kapanışlar olsa da iklimsel bazdaki değişimler bununla birlikte Avrupa tarafında özellikle Almanya'nın ekonomik verilerinin tam istenilen noktaya gelememesi biraz durgunluğu beraberinde getiriyor. Yani piyasalar umuda sarılmayı tercih ediyor. Avrupa Merkez Bankası varlık alım programı devam edecek mesajı sonrasında biraz toparlanma görüyoruz. Ancak bu yeterli olmuyor maalesef. Şimdi küresel piyasalarda izlenen karışık seyre karşın dün Borsa İstanbul ve TL varlıklarda pozitif ayrışma gözlendi. BIST endeksi günü %0,35 oranında yükselişte 1413,80 puandan tamamladı ve endeksin yükselişini orta vadede 1460 seviyelerine kadar devam ettireceği öngörülüyor. Sizce Borsa İstanbul'da kısa ve orta vadede destek ve direnç noktaları neler olabilir? Tabii ki. Bir trader olarak, bir portföy yöneticisi olarak özellikle bu tam sevdiğim piyasadır. Çünkü özellikle bankacılık sektörünün hareketlenmesiyle birlikte yükselişlerin de realizasyonların da daha gerçekçi olduğu bir süreç yaşanmakta. Genel eğilim Ağustos ayında piyasalarda satış baskısının artabileceği yönünde. Ama dediğim gibi pandemi sürecindeyiz ve piyasalardaki performanslar artık birbirinden farklı olabiliyor. Bu gözle baktığımızda Borsa İstanbul'da 1350'lerden başlayan yükselişlerle 1370 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza geldi. Ve bu seviyeden başlayan yükselişlerde özellikle bankacılık sektöründe ikinci yarıda bilançoların beklentilerden iyi gelebilme ihtimalinin yanı sıra bankacılık sektörü hisselerinin oldukça iskontolu olması, %30-%40'lar seviyesinde iskontolu olması yerli yatırımcının dikkatini çekti. Tabii bir de hedef fiyatların da bankacılık sektöründe yukarı yönlü revize edilmesiyle birlikte başlayan hareketli BIST 100 bugün 1420 yani orta vadeli trend seviyesine geldi. Bu seviyeden gelen ufak çaplı realizasyonlarla biz 1413 puan seviyesinden günü tamamladık ama pozitif olarak tamamladık. En büyük destek tabii ki bankacılık tarafında geldi. %1.18'in üzerinde değer kazanımında Garanti Bankası önderliğindeki yükselişlere Akbank'ın da destek verdiğini gördük. Sonuç itibariyle şu anda aşağıda 1370, yukarıda 1420, aşılırsa 1450 ve tam nokta atışı yapalım. 1464 şu anda radarımıza girdi. 21.50 ve 200 günlük ortalamalar bandına yeniden yükselmesiyle birlikte umutları tazeleyen Borsa İstanbul'da zaman zaman geri çekilme hareketleri olsa da iyimserlik korunacaktır. Hangi seviyeye kadar geri çekilir ve o seviye korunur derseniz 1370 kalesi yıkılmamalı. Çünkü bu seviyenin altındaki kapanışlar yeniden moralsizliği beraberinde getirebilir. JP Morgan'ın raporuyla devam edelim isterseniz. Bugün yayınladığı raporda Türkiye büyümesindeki en büyük engelin Dolar-TL'deki önemli oynaklık olduğunu söyledi. Şimdi Temmuz ayı başında 8.66 seviyesindeydi Dolar-TL. Temmuz ayını 8.45'ten tamamladı ve bu ayın yani Ağustos ayının ilk haftası itibariyle de gün içi hareketlerde 8.29 seviyelerini test etti ve sonrasında tekrar yükselişe geçti ve bugün itibariyle de 8.45'li seviyelerde hareket ediyor biliyorsunuz. Sizce Dolar-TL'de evet, beklentiler ne yönde ve volatilitenin sebebi nedir? Ayrıca teknik olarak da baktığımızda kısa ve orta vadede destek ve direnç noktalarını söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Çok güzel bir konuya değiniz, güzel bir soru. Hemen söyleyelim. Özellikle dolar TL'deki düşüşün 8.30 altında kalıcı olmamasını başlıca sebebi 1. Dolar endeksinin 92'nin altına sarkmaması, sarksa bile hızlı bir şekilde toparlanması. Çünkü piyasalara görünmeyen el vasıtasıyla Fed'in destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Amerika'nın 10 yıllıkları 1.17 seviyesine çekilirken dolar endeksi 92'nin altına gelmedi ve bu noktada baktığımızda Fed'in ciddi bir repo ve ters repo işlemleriyle piyasaya para veriyormuş gibi gözüküp
daha fazlasını çektiğini piyasa nihayet anladı. Ancak piyasayı fonlamaya devam ettiği için de dolar bu anlamda biraz daha yatay hareketler içerisinde. Ancak doların FED açıklamaları sonrasında daha hızlı geri çekilmesini engelleyense, euronun değer kazanımını istemeyen ve daha önceki yıllarda bunun acısını çeken Avrupa Merkez Bankası'nın hızlı harekete geçmesi. FED Başkanı Powell'un açıklamaları güvercindi. Piyasalar tam rahatladı diyorduk ki Avrupa Merkez Bankası hareketlenen ve değer kazanan euroyu görünce hemen varlık alımlarına devam edeceğiz, gerekirse miktar da artırabiliriz gibi bir açıklamayla gündemi yeniden, yani daha doğrusu paranın yönünü yeniden dolara çevirdi. Bize geldiğimizde ise hem ekonomik anlamdaki risklerimiz söz konusu, enflasyon başta olmak üzere, hem de CDS'ler, yani 5 yıllık tahvillerimiz, risk primimiz halihazırda 390'lar seviyesinde, 380-390 seviyesinde. Bu da bize şunu gösteriyor: dolar TL'de denge noktasını bulmakta piyasa zorlanacaktır. Bir de buna biraz önce sizin enflasyonla ilgili bahsettiğiniz o politika faizine denk gelen seviyeye yükselmesi tabii ki doların 8.30 seviyesinde dengelenmesini zorlaştırırken, bugün 8.49.70 önemli bir eşik değerdi. Bu seviyeye yaklaşmadı ama an itibariyle baktığımızda 8.47.81'ler seviyesinde görüyoruz ki bu da her an 8.50'nin üzerine geçebilecek bir kur var karşımızda. Nedeni FED, Avrupa Merkez Bankası'nın şeyi, buna karşılık verdiği cevap ve bizde enflasyonda yukarı yönlü ve yükselişin devam edeceğine dair görüşler. Şimdi yatırımcıların Cuma günü açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla birlikte küresel altın fiyatları bu hafta yatay bir seyir izledi. Gram altın dolar TL'deki yükselişi takip etti. Bize ons ve gram altınla ilgili beklentileriniz ve hangi seviyeleri takip etmemiz gerektiği konusunda neler söylersiniz? Portföylerde olmalı mı? Aklınızdan geçen soruya öncelikle cevap vereyim. Bizi izleyenler de var. Portföylerde altın olmalı. Ne zamana kadar? Bu yılın sonu dahil olmak üzere yola devam. Geri çekilmeler gram altın tarafında bir alış fırsatı mı? Elbette. Peki bu seviye neresi? 480-85'ler şu anki konjonktüre göre. Ama 480'in altına sarkarsa orta vadeli olarak çok daha güzel olur tabii ki almak. Peki gram altın nelerden etkileniyor? Bir, ons fiyatlamasından. İki, dolar TL'nin seyrinden. Dolar TL gerilediğinde, yani 8.30'lara geri çekildiğinde gram altında da satıcılı mıydı? Evet, satıcılıydı. Demek ki onstan ziyade biraz daha fazla dolardan etkilenen gram altın reaksiyonları görüyoruz. Dolayısıyla alış bant aralığı şu andaki piyasa koşulları içerisinde 480-85 lira aralığı. 480'in altına gerilerse tabii ki çok daha güzel olur. Ons tarafına geldiğimizde ise özellikle burada tabii ki ons tarafında yeniden bir hareketlenme görüyoruz. Ve orta vadeli olarak baktığımızda, teknik olarak incelediğimizde ilk etapta 1830 dolarlar, daha sonrasında 1880 ve yukarıda 1920 dolar onslar gözüküyor. Bazı analistlerin, stratejistlerin analizlerine baktığımda ise orada yeniden bir 2000 dolar ve üzeri önümüzdeki 12 aylık periyotta görülebilecek seviyeler. Tabii burada delta varyantı, dördüncü dalga hareketi gibi etkenlerin de olduğu düşünülüyor. Ama şu an için benim orta vadeli hedefim ons tarafında 1920 dolarlar maksimum seviyede, gram altında ise 510-518 lira seviyesi kısa vadeli hedef değerler olarak karşımızda. Peki Belgin Maviş, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ana haber devam edecek.
Değerli izleyiciler, Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı Türkiye'nin Orman Varlığı Araştırması'na göre Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanının %29,4'ü ormanlık alanlardan oluşuyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne göre orman yangınlarının yaklaşık yarısı ihmal nedeniyle çıkarken %9'u kaza, %11'i doğal, %25'inin ise nedeni bilinmiyor. Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı'nın yakın zamanda yayınlanan Türkiye'nin Orman Varlığı Araştırması'na göre Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanının %29,4'ü ormanlık alanlardan oluşuyor. Toplam ormanlık alan 22,9 milyon hektar. 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye ormanlarında tutulan karbon miktarı yaklaşık 2 milyar ton olarak hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre ülkemiz ormanları yıllık 43 milyon ton oksijen üretmektedir. Son 10 yılda yaklaşık 99 bin hektar orman yandı. Aynı dönemde amaç dışı kullanıma açılan ormanlık alan yaklaşık 700 bin hektar. Orman Genel Müdürlüğü'ne göre orman yangınlarının yaklaşık yarısı ihmal nedeniyle çıkarken %9'u kaza, %11'i doğal, %25'inin nedeni bilinmiyor. Orman yangınlarının önemli nedenlerinden birisi, verilen izinlerle orman içine kurulan otel ve turistik tesisler, madencilik yatırımları, altyapı yatırımları, konut ve benzeri yerleşimlerle ormanın bütünlüğünün bozulması. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü öncülüğünde dünyadaki bütün ülkelerden elde edilen ormancılık alanındaki verilerden derlenen Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre Türkiye orman alanları bakımından dünyada 7. sırada. İlk sırada 815 milyon hektarla Rusya Federasyonu, ikinci sırada 496 milyon hektar alanla Brezilya, üçüncü sırada 346 milyon hektarla Kanada, dördüncü sırada 309 milyon hektarla ABD, 5. sırada 219 milyon hektarla Çin, 6. sırada 134 milyon hektarla Avusturya ve 7. sırada 22.2 milyon hektarla Türkiye yer alıyor. Evet, şu anda Türkiye'nin gündeminde olan orman yangınlarını konuşacağız değerli izleyiciler. Toprak ilmi ve ekoloji uzmanı Profesör Doktor Doğanay Tolunay yayınımıza eşlik edecek. Sayın Tolunay, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun tekrar katıldığınız için. Evet, maalesef günlerdir gündemimiz yurdumuzda çıkan orman yangınları. Bazı bölgelerde halen devam ediyor. Bazı bölgeler kontrol altında. Bazı bölgelerde ise yangın tamamen söndürüldü. Bize öncelikle Akdeniz bölgesinde çıkan yangınlarla ilgili son durumu anlatır mısınız? Bu durumla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii. Geçen hafta biliyorsunuz 28 Temmuz itibariyle çok aşırı sıcak ve yani mevsim normallerinin üstünde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar vardı. Aynı zamanda bu bölgede uzun zamandır düşük nem koşulları hakimdi ve uzun bir kurak dönemden geçiyorduk. İşte geçen hafta 28 Temmuz'da aşırı sıcak hava dalgası, düşük nem ve aynı zamanda da kuzeydoğudan esen Poyraz olarak adlandırdığımız şiddetli rüzgarlar vardı. Bu Poyraz'ın en önemli özelliği Toroslardan denize doğru esmesi ve bu sırada da kurutucu etki yapıyor. Böyle ormanları her an yanmaya hazır hale getiriyor. İşte bu sırada ormanda çıkarılacak herhangi bir kıvılcımla birlikte yangınlar çıkabiliyordu. Zaten öncesinde gerekli uyarıları yapmıştık. Uzun süreden beri bekliyorduk. Manavgat'ta başladı. Ondan sonra Mersin'de, Adana'da, Muğla'da büyük yangınlar meydana geldi. Bir haftadan beri veya geçen haftadan beri yanan yangınlar var. Son durum bugün itibariyle Tarım Orman Bakanlığı'nda açıkladığına göre devam eden yangın 16 kadar olduğu gözüküyor. Halen kontrol altına alınmayan yangınlar var. Yarın öbür gün birazcık sıcaklıklar düşüyor. Birazcık rüzgarda hafiflemeler olabilir. Umarım olur. Bunlar bekleniyor. Ve bu meteorolojik koşulların değişmesiyle kontrol altına alınır diye ümit ediyorum. Ama bir taraftan da uyarmak istiyorum. Yine önümüzdeki günlerde bu sıcak hava dalgaları devam ediyor. Yangınlar başka yerlerde de çıkabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Yaklaşık bir haftadan beri yangından yangına koşan, hiçbir şekilde neredeyse
uykusuz olarak hatta doğru düzgün yemek yemeden bu yangınları söndürmeye çalışan öğrencilerin, meslektaşların oralarda. Hatta yangında 3 orman işçisi hayatını kaybetti, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun haricinde çok sayıda canlı da yaşamını kaybetti. Hayatını kaybedenlere başta ormancılık camiası olmak üzere yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de bir kez daha tüm yangında çalışan görevlilerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralanan vatandaşlarımıza ve görevlilerimize de acil şifalar dilemiş olalım bir kez daha. Şimdi bu yangınlarla ilgili tabii hepimiz çok üzgünüz ve birçok sebep konuşuluyor aslında. Gerek sosyal medyada gerek televizyon ekranlarında yazılı ve görsel medyada. Peki bu yangınların çıkmasındaki sebep ne? Aşırı sıcaklardan olmuş olması mümkün mü ve tabii Karadeniz ormanları ile Akdeniz ormanları arasındaki yangın açısından farklılıklar neler? Ben yangın neden olmak yangın için hazır hale gitti. Ormanı bir bakıma barut haline çevirir. Ormanda yangın çıkabilmesi için de sıkıştırıcı olması gerekir. Yani bir, işte bir kıvılcım olması gerekir. Bu yangınlar neden çıktı derseniz bir insanlar nedeniyle çıktı. Siz az önce istatistikleri verdiniz. Türkiye'de orman yangınlarının %89'u insan kaynaklı çıktı. Kimisi kaza neticesinde, kimisi ihmalle bilmeden, belki orman yangınına sebep olup bunun farkında olmayanlar bile olabilir. Tamamen insan etkisiyle diyebiliriz. İşte bu havaların ısınması, hatta bunun iklim değişikliğine de bağlayabiliriz. Daha sıcak koşullar. Örneğin dün yanılmıyorsam Marmaris'te bugüne kadarki en sıcak gün kaydı yapıldı. 45,5 santigrat derece ölçülmüş. Uzun bir zamandan beri İç Anadolu'nun Ege Akdeniz bölgelerinde ciddi bir kuraklık var, yağış yok. Ve iklim değişikliğiyle birlikte sıcaklıkların artması, yağışın düzensizleşmesini, azalmasını bekliyoruz. İşte bu şartlar ormandaki bitkileri kurutuyor. Canlı ağaçların bile içeriği azalıyor. Orman altındaki otlar, çalılar kuruyor. Ağaçlar hasta dengesini sağlamak için daha erken yapraklarını döküyor. Ve bunlar ormanın içinde o sıcak kuşlarda tabiri caizse çıtır çıtır hale geliyor. Ama bunlar hiçbir zaman kendi kendine tutuşmaz. Bunların tutuşması için bir tutuşturucu gerekir. Bu bir zaman, kimi zaman bir izmarit olur, kimi zaman ormana önceden atılmış bir cam parçası olabilir. İşte tarlasında anız yakan olabilir. Ya da orman içine yapılmış olan, az önce sizin de söylediğiniz gibi ormanlarda çok ciddi parçalanmalar olan çeşitli tesisler var. Örneğin elektrik nakil hatlarına ben çok ciddi dikkat çekiyorum. Çünkü bu elektrik nakil hatları özellikle yaz aylarında genişleyerek sarkıyor, rüzgarda birbirlerine temas edebiliyor. Bakımları, kontrolleri yapılmadıysa buralardan, kaçaklardan, kontaklardan kıvılcımlar oluşabiliyor. Yaz aylarındayız, çok fazla elektrik kullanıyoruz. Şehir merkezlerinde veya mahallelerdeki trafolar patlayabiliyor. Buna benzer kazalar olabiliyor. Özetle bu yangınların çıkış sebebi temel olarak biz insanlarız. Kundaklama, sabotaj tarzı şeyler olabilir mi? Bunlar da çok konuşuluyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani sadece Türkiye'de değil bu yangınlar. Komşumuzda, Yunanistan'da, İtalya'da, Portekiz'de, Rusya'da yine büyük yangınlar var. Eskiden dikkatimizi çekmeyen ya da işte belki yangına neden olmayacak o işte ormandaki kurumuş otların, ölü örtünün, dökülmüş yaprakların çok fazla kurumaması nedeniyle yangına neden olmayacak kıvılcımlar artık yangın çıkmasına neden olabiliyor. Üstelik giderek artan sıcaklıklar ve kuraklıklarla çıkan orman yangınları biz müdahale edene kadar çok hızlı bir şekilde büyüyerek geniş alanlara yayılabiliyor ve kontrolümüzden çıkıyor. Aslında önceki yıllarda da böyle aynı ilde, aynı ilçede çok sayıda, aynı gün içinde çok sayıda yangın çıktığını biz biliyoruz. Örneğin geçen sene bütün yıl boyunca 3400 yangın çıkmış. Bu yıllık, yani günlük 9-10 yangına karşılık geliyor ama kış aylarında yangın çıkmadığı için yaz aylarına baktığımızda yine geçen yılda günlük olarak Türkiye'de 20-30 civarında özellikle Temmuz Ağustos'ta çıkmış. Karadeniz ve Akdeniz'i karşılaştıracak olursak
Ege ve Akdeniz bölgesi biliyorsunuz okullarda da öğrettiler. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak geçer. Bu nedenle bu bölgede çok ciddi yağışlar oluyor. Bu bölgenin doğal çam ve maki bunlar da yanmaya yanması nispeten kolay olan reçineli veya aromatik bitkiler yer alıyor. Karadeniz'de niye yangın çıktı? Karadeniz nispeten daha yağışlı. Bu sene de biliyorsunuz daha birkaç hafta önce seller oldu. Hem bu nedenle burası nemli olduğu için hem de bitki örtüsü özellikle vurgulamak istiyorum. Karadeniz'deki bitki örtüsü buraları nemli diye, iklimi uygun diye daha çok böyle geniş yapraklı türler, meşeler, kayın, gülden, kestane, ıhlamur gibi türler bulunuyor. Yükseklere doğru çıktığımızda göknar, ladin gibi türler bulunabiliyor. Ama bu iklimin nemli olması ve bu nemli iklim nedeniyle bu bölgelerde geniş yapraklı türlerin bulunması nedeniyle çok fazla yaz aylarında yangın çıkmıyor. Ama Karadeniz bölgesi nasıl kritik olan konu bu bölgelerde kış aylarında yangın çıkabiliyor. Çünkü Karadeniz nemli olduğu için yaz aylarında o otlu türler çok büyüyor, insan boyunu geçen otlar oluyor. Sonbaharda bunlar kuruduğu zaman orman altında o kuru bitki örtüsü yine tutuşmaya hazır hale geliyor. Karadeniz'de de kış aylarında zaman zaman lodos esiyor. Yani Karadeniz dağlarından Karadeniz'e doğru rüzgar esiyor. Bu da kurutucu etkiye sahip. İşte bu lodosun estiği zamanlarda sıcaklıklar 25 derecelere kadar çıkabiliyor. Bu koşullarda Karadeniz'de de daha çok kış aylarında yangın çıktığını görüyoruz. Özetlersem bu yangınların çıkış sebebi bizleriz ve mutlaka ve mutlaka kritik zamanlarda, hatta bu sadece birkaç gün değil, önümüzdeki birkaç gün çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bu zaman zaman mevsim normallerinin üstündeki bu sıcak hava dalgaları, kuraklıklar Eylül-Ekim aylarına kadar da devam edebilir. O nedenle yağışlar başlayana kadar, hava biraz daha serinleyene kadar ormana girip çıkarken, ormana yakın alanlarda işte ateş çıkartabilecek faaliyetlerde bulunurken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki Sayın Tolunay, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Değerli izleyiciler, ana haberi bu akşam noktalıyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte, saatler 20 gösterdiğinde karşınızda olacağız. İyi akşamlar.